Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Son yılların çıkmış integral sorularını çözeceğiz. Sınavdan önce bu soruların çözüm yollarını öğrenmenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Buyurun çözümlerine geçelim. 2018 AYT sınavında burada 3 tane fonksiyon verilmiş. F, G, H ve alanları verilmiş. 1, 2, 3, A1, 1 birim, A2, 3 birim ve A3, 9 birim kare verilmiş. Şimdi A'dan C'ye kadar FH eksi G istiyor arkadaşlar. Burası A'dan C'ye kadar. Üst fonksiyon G'dir. Alt fonksiyon H'tır. Her zaman üst fonksiyon eksi alt fonksiyon diye bu integral alınır. Ama burada tam tersi verilmiş. Tam tersi verildiği için arkadaşlar bunun cevabı eksili olur. İşaretini değiştiririz. Eksi A1 ve eksi A2 olacaktır. Artı. Gelelim B'den D'ye integral nasıl hesaplıyoruz? B'den D'ye kadar arkadaşlar üst fonksiyon F, alt fonksiyon H, direkt F eksi H. F eksi H'ı zaten verilmiş arkadaşlar. Yani A2 artı A3'tür. Peki A2 eksi A2 götürür. Elimizde eksi A1 ve A3 kaldı. A1'in alanı 1 birim verilmiş. Eksi 1. A3'ün alanı 9 birim verilmiş. Topladığımızda 8'dir cevap. Doğru cevap B seçeneğidir. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuz 2019 AYT'de çıkmış. Türev grafiği olduğunu dikkatinizi çekin. Yani 0 ile 3 arasında eğim 2. 3 ile 4 arasında eğimi eksi 3. 4 ile 6 arasındaki eğim de C'ymiş. Şimdi F0, 5 ve C'de 0 ile 2 arası. Şimdi burada koordinat sisteminde F0'ın 5 olduğu noktayı seçelim burayı. 5 noktası seçtik. Şimdi burası 3, burası 4 ve burası 6 olsun arkadaşlar. Bu hizada çizdik arkadaşlar. 0 ile 3 arası eğimi 2 olacak şekilde bir grafik çizeceğim. Şimdi eğim 2 ise arkadaşlar şöyle normal çizgi olarak çizelim. Eğimi 2 olduğu için şimdi bakın yatay uzunluk 3. O zaman dikey uzunluk 6 olması lazım. Eğimin 2 olabilmesi için dikey uzunluğun 6 birimlik bir şey çiziyorum. Yani şurası 3 birim ve burası ne olacak arkadaşlar? 6 eklediğimde 11'e denk gelmiş olacak. Peki sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Sonrasında eğim eksi 3. Eğimi eksi 3 demek. Yani bu azalan bir fonksiyon olacak. Eğer benim yatay uzunluğum 1 birim olduğu için eğimi de 3 ise 3 birim aşağı gelmem lazım arkadaşlar. 3 birim aşağı geldiğimde o zaman bizim eğimimiz eksi 3 olur. Çünkü burası 1 birim, 3 birim aşağı geldim. 11'den 3 aşağı inersek 8'e denk gelir. Peki sonrasında eğim C'ymiş. C dediğimiz 0 ile 2 arası, bu önemli burası. Yani eğer eğimi 0 olursa arkadaşlar burası 8 noktasına denk gelir. Eğer eğimi azıcık artırırsak böyle 1 olursa bu şekilde. Eğer eğimi 2 olursa daha da yukarıya 4 birim yukarıya gitmiş olacağız. Yani burası 2 birimse burası 4 birim yukarı gitmiş olacağız ki eğim 2 olsun. Yani 8'den 4 birim yukarı gittiğimizde 12. Bizden fonksiyon diyor ki F6 değeri diyor nedir diyor. F6 8 ile 12 arasında bir değer olabilir. Buradaki değerlerden biri olacaktır arkadaşlar. F6 8 ile 12 arasındaysa şıklara göre baktığımızda arkadaşlar C seçeneği 10,1 değerini alabilir diyoruz. Peki. Evet sevgili gençler geldim 2017 LYS sorusu. Burada soruyu okuduğumuzda sürekli bir fonksiyon f türev küçük fx olarak verilmiş ve 1'den 2'ye kadar soruyor. Burada belli ki bir değişken değiştireceğiz arkadaşlar. Buna u dersem, şuraya u dersem, türevini aldığımızda fx dx, burası da du olur arkadaşlar. Yani eğer u eşittir büyük fx yazarsak du f türev x dx'tir canlarım. Peki f türev x f küçük fx'e eşitmiş. Fx dx yani burası du olmuş oldu. O zaman integral u du, o da eşittir u kare bölü 2'dir.
Yani u dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Büyük fx karesi bölü 2. Sınırlarımız ne? 1'den 2'ye kadar. Sakın ola ki u'da sınırları yazmıyoruz. Mutlaka fx'e çevirince yazıyoruz. Ve bu da f2'nin karesi bölü 2 eksi f1'in karesi bölü 2'dir. Bu değerler arkadaşlar burada soruda verilmiş. Bunları kullanıyoruz. F2 yerine 7 yazacağız. 7'nin karesi bölü 2 eksi F1 yerine 3 yazacağız. 3'ün karesi bölü 2'den 49'dan 9 çıktı. 40 bölü 2 o da eşittir. 20'dir. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geldim 2018 ayeti sorusu. 2018'de 3, 2017'de 2, 2019'da 4 tane integral sorusu var arkadaşlar. Bunların çözümlerini güzelce öğrenmeye çalışalım. Umarım faydalı oluyordur. Faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bundan sonra çözmemi istediğiniz konu ve sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi 0 için 2'ymiş burada. Sürekli bir fonksiyon f0, 2. Sonra f1, 3. Burada birer birer artış yapmış ve burada da birer birer. Demek ki bu doğrusal fonksiyondur arkadaşlar. Artış miktarı aynı olduğu için doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonu nasıl yapıyoruz? 2'den başlayacak, 4'e kadar gidecek arkadaşlar. Bu şekilde 4'e kadar ilerleteceğiz. Yani f1 için 3 değerini alıyormuş arkadaşlar. f2 için de 4 değerini alıyor sevgili gençler. Benden ne istiyor? Benden şunu istiyor canlarım. 0'dan 2'ye kadar fx dx. Yani bu fonksiyonun altındaki kalan alanı istiyor canlarım. Bu alan nedir diye soruyor. Şimdi burası 2 birim. Burası da 4 birim. Bu bir yamuksal alandır arkadaşlar. Alt taban 4. Üst taban 2. 4 ile 2'yi toplayalım. Çarpı yüksekliğimiz 2'dir arkadaşlar. Bölü 2'den. Bunları sadeleştirdiğimizde cevabımız 6. O zaman bu zaten alanı belirtir. 6'dır. Doğru cevap C seçeneği. Böyle kısa yapabilirsiniz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. 2 çarpı 4 8'den şu üçgenin alanını çıkartabilirsiniz. Yani dikdörtgenin alanından üçgenin alanını çıkartıp da çözüme ulaşabilirsiniz. Geldik 2018 ayetli sorusu. Sevgili gençler, burada da bir parabol verilmiş. Şöyle hemen bunu şöyle koordinat sisteminde çizdiğimizde sevgili gençler, şöyle bir şey çizdiğimizde. Evet. Burası sıfır yazdığımızda, burası B noktası. Diyor ki x eşittir 2 ve y eşittir 0. Bu y eşittir 0 doğrusu. Peki x eşittir 2 doğrusunu nasıl çizeriz? X eşittir 2 doğrusunu şuradan çizebiliriz arkadaşlar. Bunu çizdik. Hemen 2 buraya koyduk arkadaşlar. Bir de bize diyor ki 2 0 ve 0 B noktalarından geçen doğru. Onu çizelim. Oradaki geçebilecek doğruyu da şu şekilde çizeriz arkadaşlar. Rengini değiştireyim şöyle. Şöyle bir çizebiliriz arkadaşlar. B noktasından ve 2 noktasından geçecek doğruyu da çizdik. Alanlar oranı 3 olan iki bölgeye ayrılıyor. Şuradaki ve şuradaki bölge. Peki buranın alanını bulabilir miyiz? 2 yükseklik de B'dir arkadaşlar. 2 çarpı B bölü 2'den üçgen olduğu için ikiler sadeleşti. B. Bu neresi? Buranın alanıdır arkadaşlar. B. Oranı 3 ise demek ki burası da 3B'dir. Sevgili gençler. Peki ben şöyle bulabilir miyim buranın alanını arkadaşlar? Şimdi buranın tamamının alanını şöyle yapacağım. İntegral 0'dan 2'ye kadar. 0'dan 2'ye kadar. AX kare artı B parabolünün alanı benden burayı verir. 4B'ye eşit. Bura integralden nedir? Üstünü 1 artırıyoruz, derecesini 3'e bölüyoruz canlarım. B'nin integrali bx olur. 0'dan 2'ye kadar. 2 yerine koyduğumda 8a bölü 3 artı 2b. Bu alan integral fonksiyonun altındaki alandır. O da 4b'ye eşittir canlarım. Peki 2b'yi bu tarafa attım. 8a bölü 3 eşittir 2b'den. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 8a eşittir 6b olur.
Buradan da a bölü b 6 bölü 8'den 3 bölü 4 çıkar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yapılabilir. Güzel bir soru arkadaşlar. Kurgusunu yaptıktan sonra kendimize güveniyoruz. Biz bu işi başarırız. Ha gayret. Hadi canlarım benim. Geldik buraya 2019 ayeti sorusu. Yine bir parabol verilmiş, bir doğru verilmiş arkadaşlar. Bire bir noktası. Şuradaki birdi arkadaşlar. A2 bölgesinin alanı A1 bölgesinin alanının iki katıdır. A2 A1'in iki katıymış. Bu bilgi verilmiş bize. Peki burası 2 birim ve yükseklik de 2 birim. A1 ile A2'nin toplamı 2 çarpı 2 bölü 2'den üçgensel bölge olarak 2 bulur muyuz? Peki A2 yerine 2 A1 yazdığımda burası 3 tane A1 2'den. Yani A1 dediğim şey 2 bölü 3 oldu. Bu bir kenarda dursun. Arkadaşlar, sevgili gençler, burası 1 birim. Burada verilmiş 1'e 1. Burası da 1 birim. O zaman şuranın alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den yani 1 bölü 2 olur. Peki buranın alanını nasıl buluruz? Buranın alanını şu şekilde bulabilirsiniz. İntegral 0'dan 1'e kadar x üzeri a fonksiyonu verilmiş dx. X üzeri a artı 1, 1 artırıyoruz. Aynı sayıya bölüyoruz. 0'dan 1'e kadar. Yerine 1 yazdığımızda x 1'in bütün kuvvetleri 1. Şuranın alanı ne çıktı? Buranın alanı 1 bölü a artı 1. 1 bölü 2 ile topladığımda a1 olmuş oluyor. Yani buradaki ifade 1 bölü 2 ve 1 bölü a artı 1'dir. Buradan 1 bölü a artı 1. Arkadaşlar, şu 1 bölü 2 eşitliğin diğer tarafına attığında 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olarak geçer mi? Kere 2 4. 3 çıktı. 1 bölü 6. A artı 1 6'ya eşitse yani a eşittir. Buradan 5 çıkar. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Bu da kurgulayacak güzel bir şekilde normal integralin alanı yazıyoruz. Tak tak çıkıyor arkadaşlar. Ha gayret. Hadi koçum benim. 2019 yine AYT sorusu. Dikkat ederseniz genellikle şekil ve grafik olarak sormuş. Yine burada f2x verildiği için gelin biz buna u dönüşümü yapalım. 2x u'ysa arkadaşlar du 2dx'tir. Getirip yerine yazıyoruz. Şimdi f u du. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz lazım sevgili gençler. Sınırları u'ya çevirirseniz sınırları da tekrar getirip x yerine bir 1 yazıyorsunuz. 2 oldu. Bir de x yerine 4'ü getirip yazıyorsunuz burada. 4 yazdığınızda da 8 olur. Sınırlarımız bu. Bu kime eşitmiş? Bir dakika. Burada şöyle bir şey yapmayı unut. Dx yerine du bölü 2 yazacağız. Bu önemli arkadaşlar. Dx dediğimiz şey du bölü 2 olmuş oluyor. Bu da 28'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda 2'den 8'e kadar fu du eşittir 56 oldu. Bir kenarda dursun. Şimdi f fonksiyonunun altındaki alan yani şurası bakın bir de soruyu okuyalım. Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından 2 birim fazlaymış. Yani buraya s derseniz burası s artı 2 olur. Mavi 2 fazlaymış. Peki şu beyaz olan yere de a dersek. Şimdi fonksiyonun altındaki kalan alan buradaki maviyle birlikte bunların hepsinin alanı 56'ya eşit. Yani a artı s artı 2 56'dır. Buradan a artı s'in 54 olduğunu biliyoruz. A artı s dediğimiz şey sevgili gençler buradaki dikdörtgenin alanı demektir. Dikdörtgenin alanını şu şekilde buluyoruz. Burası 6 burası c. 6 çarpı c eşittir 54. 6'ya böldüğümüzde c eşittir 9 olur. Benden zaten c değerini soruyor. C değeri de arkadaşlar sevgili gençler doğru cevap b seçeneği de diyoruz arkadaşlar. 9'dur. Evet umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum arkadaşlar bir sonraki sorumuza. 2019 yılının artık 4. integral sorusu arkadaşlar. Son soruya geldik. Sonraki videolarda takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Çıkabilecek AYT sorularını size çözmeye çalışacağım. Şimdi burada da yine
grafik ve alan. Nasıl yapacağız? Şimdi 4 yerine yazdığımızda, x yerine 4 yazdığımızda bizim y değeri kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Peki x yerine 6 yazdığımızda y değeri kaç çıkıyor arkadaşlar? 3 çıkıyor. Peki şu bir üçgenin alanı 4 çarpı yükseklik 2 ya. 4 çarpı 2 bölü 2'den, 4 çarpı 2 bölü 2'den o da eşittir 4. Yani burası 4 bulduk. Başka bir renkle gösterelim. Şöyle burayı 4 bulduk arkadaşlar. Bize 0'dan 4'e kadar 8'miş diyor. Bu grafiğin altındaki kalan alan 8'miş. 4 buraysa burası da 4'tür. Bu 1. Peki gelelim şuraya. 6'ya kadar alan nasıl bulunur arkadaşlar? Şimdi burası 6 birim ve yükseklik 3 birim. 6 çarpı 3 bölü 2'den bu üçgensel bölgenin alanı 9. Peki 4 buraysa burası 5. Tamamı 5 olur. Bizden 4'ten 6'ya kadar 3 birim diyor. Bakın şurayı siliyorum. Şurayı. Fonksiyon eğrisinin altındaki kalan alan 3'müş. Şurası 3. Ben tamamı 9 buldum. 4 burada. 3 burada 7. O zaman buraya 2 birim kaldı arkadaşlar. Bize boyalı bölgelerin alanları toplamını soruyor. Boyalı bölge sarıda 4 var. Mavide 2 var canlarım. Topladığımızda 6 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.